şimdi tarikatlar, cemaatler bir yandan tartışılıyor. Bir yandan işte Cübbeli Ahmet gibi ya da Halil Konakçı gibi isimler sürekli birilerini hedef alıyorlar. Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamaları var. Siz mesela tüm bunları nasıl izliyorsunuz, nasıl okuyorsunuz? Katılıyor musunuz yoksa karşısında mısınız? Ben her şeyden önce davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizleri izleyen, değerli izleyenlere sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun. Ümit ediyorum güzel bir program olur. Ancak önceki programlarımı da izleme fırsatınız bulduğunuz için söylüyorum. Ben bu tür tartışmaların içine girmeden yapıyorum söyleyeceklerimi. Hı hı. Çünkü geçmişteki tecrübeden biliyorum, kabul etmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız siyasetin profesörü. Bunu neden söylüyorum? Kamplaştırmayı gerçekten sanat haline getirmiş. Ve seçim kazanmanın çok ince bir tekniğini bulmuş. Önce bir taraftar grubu oluşturacak. Bir de o taraftar grubunun karşısına işte hain denilecek. Bu ülkenin sevmeyeni denilecek, işe yaramayanı denilecek, iş bilmezleri denilecek bir grup oluşuyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın nezdinde. Şimdi %70'i teorik olarak sağda bulunan ve muhafazakar olan bir Türkiye Cumhuriyeti'nde tercih noktasına sürekli sürüklüyor insanları. Ve çok okumayan, televizyonlarda işte sürekli bildiğimiz medyanın televizyonlarını ve gazetelerini okuyan, seyredip gazetelerini okuyan insanlarımız son nokta geldiğinde kabul etmek lazım ki bazı şeyler Türkiye'de biz istesek de istemesek de çok bilimsel konuşalım. Şimdi birçok rakam söyleyelim, işte verileri alt alta koyalım. Sade vatandaşın bunlarla çok ilgilenmediğini görüyoruz. Yani biz eğer bir seçim kazanacaksak gerçekleri görmeli, ona uygun olarak çalışmalıyız. Şimdi karşımızda işte 2002'den beri birçok seçim kazanmış ve aynı tekniği uygulayan bir AK Parti var. Bunu görmek lazım. Şimdi geldiğimiz noktada da kendileri Doğu Anadolu'da HDP ile işte bir görüşme yaparsa, çeşitli yerlerde işte bu barış sağlayacağız adı altında görüşme yaparsa bu onlar için normal ve helal. Hı hı. Ama diğerleri yaparsa vatan hainliği noktasına sürükleniyor. Ya da şöyle diyebiliriz değil mi hocam? Ya benimsin ya kara toprağın diyor. Evet. Şimdi hocam bir şey sormak istiyorum size. Bir araya gireyim çünkü kısa bir süre önce Türkiye bir seçime girdi. Evet. Siz bugün eleştirdiğiniz, aslında o seçim ittifakını yapmadan önce de sıklıkla eleştirdiğiniz Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyorsunuz aslında. Ve yeniden Refah Partisi'nin sunduğu 30 maddeye de hiçbir şekilde bugüne kadar uyulmadığını, evet, 90 günlük süre içerisinde uyulmadığını söylüyorsunuz. Size şunu sorayım. Bugünkü tabloyla, evet, bugünkü hissiyatınızla 14 Mayıs'tan önceki gün gibi yine ittifak yapar mıydınız, yapmaz mıydınız? Şimdi bugünkü hissiyatla. Şimdi iki ayrı şeyi karıştırmayalım. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir parti yeni kurulmuş, kökleri olmasına rağmen yeni kurulmuş, bütün illeri ve ilçelerinde teşkilatlanmış, ilk kez seçime giriyor. Ve Türkiye'de öyle bir noktaya sürükleniyorsunuz ki o noktada bir karar verme durumundasınız. Ve biz girerken çok ısrarla ve en çok televizyonlarda bunu söyleyen kişi ben olduğum için ifade ediyorum. Ben hiçbir zaman çıkıp AK Parti'nin geçmiş 22 yılına sahipleniyoruz demedim. Tam aksine biz AK Parti'nin 22 yıl boyunca yaptığı hiçbir yanlışlığı sahiplenmiyoruz diyen kişiyim. Peki biz neden? Biz geçici seçim ittifakı yaptık. AK Parti'ye bir konuşmalar yapılırken ve o 30 madde ve sonradan hazırlanan özet sözleşme imzalanırken ki iki parti tarafından imzalandı. Biz acaba bu yanlış giden birçok şey içerisinde bazı şeyleri bu sözleşme ile düzeltebilir miyiz gayreti içindeydik. Ama eleştirdiğiniz partiyi de bir anlamda meclise taşımakta ya da başkanlığı seçtirmekte bir katkınız, şimdi önemli bir katkınız oldu, öyle değil mi? Önemli bir katkıları yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Cumhurbaşkanı ise yeniden Refah Partisi'ne teşekkür etmesi gerekir. Eder mi? Etmez. Çünkü öyle bir meziyeti yok.
kullanır, sonra kendi yoluna devam eder. Bugün Doğan Bey, Doğan Hocam hakkını helal etsin. Eğer Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanıysa yeniden Refah Partisi sayesindedir. Bu kadar büyük katkısı var yani.